Merhabalar, iyi çalışmalar herkese arkadaşlar. MEC Core serimizin 22. dersini gerçekleştireceğiz. Şimdi bu derste artık yavaş yavaş layout'umuzu oluşturup buradan bir sidebar la layout'umuzu tanımlayalım. Şimdi şöyle Google'a ya da Yandex'e sidebar W3 schools yazdığınız zaman karşınıza şu şekilde bir sayfa geliyor. Burada bir sol menü alacağız. Sidebar sol menü. Ben şurada ikinci sıradaki Always Display the Sidebar yazan kısmı alacağım. Try it yourself diyor. Bunu dene kısmına geldim. Bakın burada işte bir resim var. Şurada bir My Page yazan işte benim sayfam tarzında bir yazı var vesaire. Buraları düzenliyor olacağız. Şimdi ben burayı olduğu gibi kopyalayayım. Ctrl A, Ctrl C. Buradaki kodları kopyaladım. Geldim buraya. Önce sidebar'ımızı tanımlayalım. Sidebar'ımızı bir layout üzerinden tanımlayacağız. Yani sol tarafta bizim menülerimiz olsun. İşte departman ekle, departman listesi. Ondan sonra personel ekle, personel listesi, ayarlar falan böyle bu tarz bir sol menü oluşturalım. Shared klasörü içerisine arkadaşlar sağ tuşla tıkladım. Buraya bir tane layout ekleyeceğim. Add view. Buraya bir view tanımlaması yaparım. Bu view bir layout kullanmayacak. Çünkü kendisi zaten bir layout olacak. İsmi de alt tire test layout olsun. Ekle dedim. Ekle seçeneği içerisinde test layout seçeneğim şu anda ekleniyor projemizin içerisine. Şimdi yüklemesini bekliyorum. Test layout sayfamız. Şimdi geldi test layout sayfamız. Ben geldim. Mesela buraya işte bir şey yazalım. Örneğin burası layout diyelim. Birazdan kopyaladığımız değerleri buraya yapıştırırız. Sadece önce deneme amaçlı burası layout yazsın. Şimdi layout tek başına çok fazla bir şey ifade etmeyecek. Bizim bunun yanında bir view türetmemiz gerekecek. Örneğin neyle başlayalım biliyor musunuz? Öncelikle departmanlarla başlayalım. Departmanlarda sağ tuş Edit Top 200 Rows dedim. Buraya veri girişini biraz sonra gerçekleştiririz. Şimdi controller tarafına sağ tuşla tıkladım. Ekle dedim. Buraya bir tane controller eklemesi gerçekleştireceğim. Boş bir controller olacak bu. İsmi departmanlar. Departmanlar controller olsun mu? Tablomuzun ismi neydi? Departmanlarstı. Controller ismiyle karışmaz zaten. Şöyle departman depart diyelim şöyle. Depart controller'ını oluşturalım. Bekliyorum yüklemesine. Şimdi bakın depart controller oluştu. Şimdi depart controller'ı içerisinde bizim bir tane index interface action result'ımız var. I action result. Index üzerine sağ tuşa tıkladım. Buradan bir tane view türeteceğim. Add view dedim. Bu view bir layout'u kullanacak. Hangi layout'u kullanacak? Views içindeki, shared içindeki test layout'u kullanıyor olacak. Okey dedim. Ekle dedim. Ekle dediğim zaman bu şekilde oluşsun. Bekliyorum eklemesini. Bakın bu şekilde gelmiş oldu. Burada da index yazısı var. Index üzerine sağ tuşla tıkladım. Yani burada sayfada sağ tuşla tıkladım. View in browser tarayıcı. Tarayıcıyla beraber bunu aç dedim. Bir görelim bakalım nasıl oldu. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor mu burası? Şimdi yüklesin formumuzu. Bekliyorum. Şimdi sorunsuz bir şekilde çalıştı. Ama nereye gitti? Kendisinin Startup CS'deki varsayılan action result ve indeksine gitti. Buradaki root map root'ta varsayılan controller'ı nedir? Home. Ben bunu değiştiriyorum. Diyorum ki varsayılan sen controller'ını default yap. Varsayılan sayfada index. Tamam, index olabilir. Şimdi geldim sağ tuş yeniden çalıştırıyorum. Bir yeni browser tarayıcı dedim. Tarayıcıyla beraber yeniden bir açalım bakalım nasıl oldu. Bu kez istediğimiz sayfalar geliyor mu? Şimdi yine istediğim sayfa nasıl gelmedi? Bir dakika. Ha, default değildi ya, ismi depart'tı. Özür diliyorum, depart. Yeni browser tarayıcı. Ben neden böyle bir şey bulamadım diye düşündüm. Depart olduğu için. Şimdi bakalım gelecek mi? Yani bir index sayfası olacak. Üstte de burası layout'tur yazısı gelecek. Ha, geldi. Aslında doğru bir şekilde çalıştı şu anda. Sadece ne diyor? Sen diyor render body layout'un içinde çağırmın. Ondan dolayı sana bir şey getiremiyorum diyor. Tamam, hemen çağıralım. Test layout'un içine geldim. Body'nin olduğu kısımda şuraya ben bir tane add render body metodu ekledim. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfamı yeniledim. Bakın burası layout. Burası da index olarak karşıma çıkmış oldu. Tamam mı? Layout'un ve
Weave'in oluşturulma işlem bu şekilde olacak. Bu kadar. Bir sonraki derste sidebar'ı ekleyelim. Adım adım gidelim. Acele etmeden. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.